Yani bu salonun hissiyatı. Hangi gitar çaldığınızın bir önemi yok. Caz, pop ya da daha etnik müzikler. Buradaki bu grif hissiyatı çoğu müzisyende, ya hayatta da öyledir ya, böyle sabırsızızdır. Bir şeyleri sürekli yapalım, hemen başka bir döngüye geçelim. Hayatın herhangi, her alanında. Müzikte de öyle. Bir sabırsızlık, bir telaş hali yapılıyor. İşte o gurur dediğimiz şey, o kaliteli bir şekilde, sabırlı bir şekilde ritmi ya da çaldığımız enstrümanı devam ettirdiğimizde bir süre sonra o gerçekten akışkan, böyle kalp diyagramları olur ya, gidip gelen, o diyagramı hissettiğiniz bir müzik haline geliyor. Gurur'u da en çok yansıtan müzik hali tabii ilk başta davul. Yani şey gibi, hayat sevgiyle başlar da böyle klasik bir şey vardır ya, gurur da davulla başlar. İlk önce mesela bir şarkının ritmik yapısını gerçekten oturtursanız, üstüne hangi enstrümanı koyarsanız koyun, temeli çok sağlam olur ve daha farklı, özgün yerlere gider. Şimdi... Kick ve trompetin böyle bir karşılıklı bir iletişimi olduğunu düşünüyorum. Konuşuyorlar yani. Ortak bir akışkan. Sadece stüdyoda değil, başka yerde beraber olup fikir alışverişi yaparak müziğin içinde beraber yükselip beraber bir şey yapmak. Bu da bir iletişim gücü aynı zamanda. Beraber grup eden davulcuların ya şey, müzisyenlerin ya da grupların çoğu böyle bir bakış açılarıyla hareket ediyor. Hani sadece stüdyoya girip çalalım, bir şeyler yapalım değil. Şimdi biraz da... Loop, sürekli loop. Şimdi grup bu loop'u devam ettirirken iki tane püf noktası, kelime var. Biri ısrarcı bir şekilde. Yani sabırlı bir şekilde loop'u devam ettirmeniz lazım. Hemen kesmeyeceksiniz çünkü...